insan elindekinin değerini kaybettiği zaman alır. Yani 64 senedir çalışıyorum filmde. Herkes bana iyi adam diyor. Yeşilçam'ın en sevimli, en cana yakın, en hüzünlü adamlarından biriydi Nubar Terziyan. Rollerinde canlandırdığı adamlar gibi onu da bağrına bastı milyonlar. Diğer birçok Ermeni kökenli oyuncu gibi ismini değiştirme, kimliğini gizleme ihtiyacı da duymadı. Olduğu gibi yaşadı. Ama o dünyalar iyisi adamı sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da çok üzdüler. Hakkını yediler. Cenaze için verdiği ilanı bile tekzip edip hüngür hüngür ağlattılar. Ben Ermeni'nin ismim Nabar dedim. Fakat Müslümanlarla yaşadığım için içim dışım Müslümandır dedim. 1909'da İstanbul Fatih'te doğdu. Asıl adı Nubar Alyanak Ziya'ydı. 10 yaşında annesini kaybetti. Liseyi yarıda bıraktı, babasının manifaturacı dükkanında çalışmaya başladı. Gençliğinde çeşitli oyunlarda yer aldı, devamı gelmedi. Aslında hayali polis olmaktı. Ancak o dönem bir Ermeni için bunun mümkün olmadığını anlaması uzun sürmedi. Sonra oyunculuk aşkı başladı. Ancak bu fırsatı bir türlü bulamadı. Zaman geçiyor, artık yaşlanıyordu Nubar. 40'ına geldiğinde canına tak etti. Gitti Atlas Film'in patronlarının kapısına dayandı, rol istedi. Sonunda 1949 tarihli Efsuncu Baba filminde İplikçi Kirkor'u oynadı. Rol kısadır ama keyfi yerindedir. Bir jön edasında gezer film çekimi sonrası. Ağlama, beni de ağlatacaksın sonra. Ancak ikinci rol için 2 yıl beklemesi gerekir. İstanbul Çiçekleri filmindeki bu rol onu hem seyirciye hem de yönetmenlere sevdirir. Sonraki seneler artık Yeşilçam'ın kadrolu oyuncusudur. Diğer Alyanak soyadlı oyuncularla karışmasın diye de soyadını Terziyan yapar. Simam tatlıdır diye bana hep tatlı roller verirlerdi. Yeşilçam'da birçok Ermeni oyuncu vardı. Çoğu çekindikleri için isimlerini değiştirdi ancak Nubar Terziyan bunun dışında kaldı. Gerçek kimliğini de, ismini de gizleme gereği duymadı. Ben Ermeni'nin ismim Nubar dedim. 60'lı ve 70'li yıllarda Nubar Terziyan, Yeşilçam'ın nur yüzlü dedesi olur. Hulusi Kentmen gibi simalarla iyi adamlar kategorisinin üst sıralarında yer alır. Roller çok büyük değildir ama onun için sorun olmaz. Rol ufak olsa da seyircinin gözünde büyütürüm ben der, aynen dediği gibi de olur. Kendi kendini inandıracaksın. Rol ufak dahi olsa seyircinin gözünde böyle büyütürüm ben dedi. Çalı Kuşu, Ankara Ekspresi, Düşman Yolları Kesti, Kanun Namına ve Bodrum Hakimi gibi yapımların da arasında yer aldığı yüzlerce filmde oynar Nubar Terziyan. Ancak en sevdiği yapım ve rolü 1972 tarihli Denizden Gelen Kız filminde canlandırdığı Balıkçı Reis rolüdür. O karakterin kendisini yansıttığını düşünüyordu. Ben seyirciye kendimi sevdirmek için kendime rolleri ben seçerdim. Nubar Terziyan öyle teklif edilen her rolde oynamadı. Tek şartı vardı. Kötüleri canlandırmayacaktı, öyle de yaptı. Polis oldu, zengin patron oldu, manav oldu, onlarca farklı rolde oynadı ama hiçbirinde kötü olmadı. Hep şefkatli, hep sevecen ve nur yüzlüydü. Siz şimdi beni dışarıda görürseniz, bu adam hırsızlık yapar mı? Birisine kötülük yapar mı diye düşünür müsünüz? Hayır, düşünmezsiniz. Nubar Terziyan'ın beyaz perdede olduğu gibi gerçekte de mütevazı bir hayatı vardı. 1936'da Katrina Hanım'la evlendi. Berç adında bir oğulları dünyaya geldi. Oğlu yaşlandıkça babasına benzedi. Nubar Terziyan 1972'de eşini kaybetti. Bir daha evlenmeyen usta oyuncu, ünlü şarkıcı Fedon'un da dayısı. Filmlerin sayısı çok. 500'den fazladır. Yeşilçam filmlerinde iyilik timsali, iyi kalpli bir dede olan Nubar Terziyan, gerçek hayatta mazbuttu. Bu topraklardaki milyonlarca baba gibi evinde daha sertti ya da öyle görünmeye çalışıyordu. Oğlu Berç Alyanak Ziya'nın, "Babam beni hiçbir zaman uyanıkken sevmemiştir" sözü her şeyin özetiydi aslında. Yalnızlık zor evlat, çok zor. Nubar Terziyan, Yeşilçam'da iki kişinin ölümüne çok üzülür. Biri Yılmaz Güney, diğeri kendisine baba diye hitap eden Ayhan Işık'tır. Bu yüzden Işık'ın ölümünden sonra yasını herkesle paylaşır. Gazeteye şu ilanı verir. "Oğlum Ayhan, dünya fanidir. Ölüm herkese nasip ama sen ölmedin. Zira geride bıraktığın bizlerin ve milyonların kalbinde yaşıyorsun. Ne mutlu sana. Çok kısa oldu senin için hayat. Ruhuna Fatiha, nur içinde yat" der. İlanı amcan Nubar Terziyan imzasıyla bitirir.
Işıyan soyadı nedeniyle Ayhan Işık'ın Ermeni olduğu intibasının doğacağını düşünen Ayhan Işık'ın ailesi karşı bir ilan verirler. Önemli bir düzeltme. Ancak Nubar Terziyan imzasıyla çıkan ilanla sevgili varlığımız Ayhan Işık'ın hiçbir ilişkisi yoktur. Görülen lüzum üzerine üzüntüyle duyururuz açıklaması yaparlar. İnsan elindekinin değerini kaybettiği zaman anlıyor. Ayhan Işık'ın ailesinin Ermeni sanılma korkusu büyük bir ayıba ve kalp kırıklığına neden olur. Ertesi gün o ilanı gazetede gören Nubar Terziyan gözyaşlarına hakim olamaz. Hüngür hüngür ağlar. O ilan sonrası bir daha eskisi gibi olamaz. Ayhan Bey oğlumuz hiçbir zaman kendini beğenmedi. Herkese kendisini beğendirdi. Nubar Terziyan gerçek hayatta da filmlerindeki gibi duygusaldı. Örneğin dostu Alişe'nin vefatı sonrası tabutu başında hüngür hüngür ağladığı anlar fotoğrafa böyle yansımıştı. Aç kalmayacağız. Birkaç kuruşumuz varsa onu yiyeceğiz. Ne yapalım? Allah'ın dediği yolu oldu. Nubar Terziyan yaklaşık 500 filmde oynamasına rağmen diğer birçok Yeşilçam emektarı gibi maddi anlamda karşılığını alamadı ama şikayetçi değildi. Çok param olsa ne yapacaktım? Hadi tutun bir araba alacaktım. O da kapının önünde duracaktı. Şimdi köşeye çıkıp dolmuş beklerken önümden kim geçse "Buyurun Nubar Bey" deyip arabasına davet ediyor. Sinemada parayı starlar kazanır. Biz o çok para alanların çevresini sarar, onların biraz daha şöhrete kavuşmasını sağlarız. Devlet sağ olsun, borçlanarak emekliye ayrıldık. Geçinip gidiyoruz işte. Şu evi görüyorsunuz ya dedim, ben filmden aldım. Eskisi gibi film çekemiyoruz. Her şeye rağmen hayat dolu ve tatminkardır Nubar Terziyan. Şikayet etmez başına gelenlerden. Bir evim var, bir de gömüleceğim yeri biliyorum. Bundan daha büyük mutluluk olmaz der. Doğduğu topraklarda filmlerini izleyen insanların onu sevip saymasıysa hayattaki en büyük kazancıdır. Çok şükür Allah'a muhtaç değilim. 3-4 senedir çalışıyorum filmde. Herkes bana iyi adam diyor, tatlı adam diyor. Nubar Terziyan'ı en son 1990 tarihli Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filminde gördük. 1993'te ise Ankara Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'ne değer görüldü. Evimde oturup da yemeğimi yedikten sonra torunlarımı alıyorum. Televizyonun karşısında oturup dışarı çıkmak istemiyorum. Sonra ölüm Nubar Terziyan'ın da kapısını çaldı. 14 Ocak 1994'te 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine Hülya Koçyiğit, Tanju Gürsu, Orhan Gencebay, Ediz Hun, Turgut Özatay, Süheyl Eğriboz gibi çok sayıda isim katıldı. Ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. 3-4 senedir çalışıyorum filmde. Herkes bana iyi adam diyor, tatlı adam diyor. Hayatının büyük bir bölümünü Sarıyer Büyükdere'de geçiren Nubar Terziyan'ın ismi, yıllar sonra her karışını adımladığı sokağına verildi. Dünyalar iyisi Nubar Terziyan'ı insanlar yıllarca çok kırdı. Askerdeyken üzdüler, bazen setlerde de üzdüler. Hatta çok sevdiği Ayhan Işık için parayla ilan verirken bile üzdüler ama yine de hayata hep iyi tarafından baktı. Ne insanlara ne de Yeşilçam'a küsmedi. Sahip olduklarıyla mutlu olmayı seçti. Belki de bu sayede mutlu yaşadı, öylece de öldü. Geride yer aldığı sahnelerle insanın içini ısıtan 500'e yakın film ve bu filmleri aratmayan hüzünlü bir hayat hikayesi bıraktı. Perdeler eskidi, biz hala eskimedik. Çünkü seyircinin sempatisini kazandık ve onların sayesinde, o alkışların sayesinde ayakta duruyoruz. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.